sabitleyici özelliği hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bilen arkadaşlar var, bilmeyen arkadaşlar var. Kısaca özetlemek gerekirse cruise control, örnek veriyorum, arabanızı 80 km'ye sabitlediniz. Cruise kontrolü açtınız. Araba, rampa, düzlük vesaire her koşulda en yüksek vites olması önemli. Manuel arabalarda 6 ileri var artık. 5 ya da 6. viteste olması daha makbul. Çünkü düşük yakıt tüketimi olarak otomatik arabalarda ise 50 kilometreyi geçmeden zaten cruise kontrol özelliğini sistem size aktif etmiyor. Bayır yukarı çıkmaya başladığı zaman arkadaşlar cruise kontrol özelliği motorda şöyle bir çalışma prensibi var. Cruise kontrolü aktif ettiğiniz zaman ki birazdan zaten bakacağız arkadaşlar. Şu an normal kullanıyorum ben arabayı. Cruise kontrolü aktif ettiğiniz zaman sistem ECU yani arabanın beyniniz vasıtasıyla gaz kelebeğiniz sizin direksiyondan oluyor ya da direksiyonunda sinyal kollarından oluyor. Oradan onu her bir tuşa bastığınızda 3 kilometre arttırarak hızınız ya da 4 arabaya göre değişiyor, hatta 5 de olabilir. Kademe kademe artı tuşuyla hızınızı artırıyor. Yani gaz kelebeğini yavaş yavaş açıyor. Siz eksiye bastığınız zamansa yavaş yavaş arkadaşlar kapatıyor. Şimdi hız sabitleyici bu. Bir de yeni arabalarda adaptif limit. Mesela şu an öndeki arabayı takip mesafesi gibi arkadaşlar. Hem adaptif sabitleyici açtığınız zaman arkadaşlar öndekinin hızı neyse aradaki mesafeyi araba kendiliğinden gazı keserek sabitliyor aradaki mesafeyi. O özellik de oluyor ama bizim cruise kontrol özelliğinde fren yapma özelliği yok arkadaşlar. Siz 80'e sabitleyince araba kendiliğinden bayır yukarı çıktığı zaman da kendiliğinden gazını veriyor, size o 80'i veriyor. Bayır aşağı inmeye başladığınız zaman ise gazı otomatik olarak kesiyor, motor freniyle arabayı indirmeye başlıyor. Kompresyon yaparak iniyor araba ve böylece ciddi miktarlarda bir yakıt tüketimi sağlıyorsunuz. Denememizde de zaten göreceksiniz arkadaşlar. Arabayı minimum yakıtla gitmek için cruise control en ideal seçimdir arkadaşlar. Arabayı D'ye aldığınız takdirde ya da 6. vitese aldığınızda 90 km, 80, 90, 100 km'ye sabitleyin arkadaşlar. Cruise kontrolü alın. Yakıt tüketiminiz hangi araba olursa olsun 3,5, 4, 4,5 litrelerde seyredecektir. Hatta daha yüksek hacimli motorlu arabalarda daha düşük de olacaktır. Testte kullandığımız Suzuki Swift 2016 1.2 otomatikte arkadaşlar. Yol koşulu da önemli tabii ki. Ama düzlükte 3,5, 3,8, 4 litre yakıt yapıyor. Siz bunu zaten kendi ayarınızla yapma ihtimaliniz açıkçası daha zor. Bunu arabanın beyni kendi yol şartlarına göre, sıcaklık, nem, iklim şartına göre kendi ayarlıyor arkadaşlar ve en düşük yakıtı yakmanızı sağlıyor. Zaten direksiyonu kendi üzerinden de şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, belki ışıkta biraz yansıma yapabilir, daha yakından çekimini yapacağım. Burada gördüğünüz gibi cruise tuşu var. Cruise tuşuna bastığınız takdirde ekranda bir ibare çıkacak arkadaşlar. Her arabada da öyledir. Cruise'a basarsınız, ondan sonra set tuşuna bastığınız zaman göstergelerde cruise artı set yazar. Şu an araba kendini arkadaşlar 90'a sabitledi. Şu an 90 km gidiyorum. Hafif bir meyil var arkadaşlar. Şu an yakıt 1.8 100 km'de. Bakın eksi tuşuna basıyorum. Gazı daha da düşürüyorum arkadaşlar. Daha da düşüyor. Tabi düzlükte yaptığımız zaman bu daha farklı sonuçlar olacak. Şu an bayır aşağıda görüyorum. Mesela sağ hızım 8. Şu an araba kendiliğinden gaz vermeyi de bıraktı. Bakın ayaklarım hiç gazda mazda değil. Şu an bakın hafif bir meyili kalktı. Araba kendiliğinden gaz verdi. Yani şu an 1.6 80 ile gidiyorum. 1.6 çok hafif bir meyil var arkadaşlar. Birazdan zaten düzlüğe geldiğimiz zaman yaklaşık olarak düzlükte arkadaşlar bu kilometrede 3.5-3.8 civarında yakacaktır. İptal etmek için de arkadaşlar frene basmanız ya da tekrar cruise tuşuna basmanız ya da set tuşuna basmanız yeterli. Hiçbir fark yok. Ya da gaza bassanız da iptal oluyor. Yani herhangi bir şekilde gaz frenle bastığınız zaman cruise kontrol otomatik devre dışı kalıyor arkadaşlar. Bakın hemen bak. Şu an gaza bastım. Işık yanıyor ama cruise kontrol devre dışı. Komple kapatmak istiyorsam da cruise tuşuna basıyorum. Göstergelerdeki tüm ibareler kayboluyor. Bakın şu an 90 ile gidiyorum.
arabada 3.5 hafif bayır aşağı. Cruise control ile gideyim 90'la. Bakın 2.8. Yani 1 litre kadar bir fark ettiriyor. Hatta şu an cruise'u kapattım arkadaşlar. Bayır aşağı iniyorum. Radarlar var. Kurallara uyuyoruz. Hızımızı 70'e çektik. Bu arada yolumuzda İnegöl Eskişehir yolu arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilir. Engebenin olduğu yerlerde daha fazla tabii ki yakıt yakmamızı sağlayacak. Ama düzlükte cruise kontrolü arkadaşlar unutmayın, kullanılacağı yer düz yol. Bayır yukarı cruise kontrol kullanılmaz arkadaşlar. Motor kendi çıkacağı değeri ayarlamakta biraz güçlük çekiyor. Gazı sizden daha fazla veriyor. Yani onu sizin gibi ayarlayamıyor. Ama düz yolda cruise kontrol kadar az yaktıracak bir şey yoktur. Hızınızı sabitleyin, cruise kontrolü açın. Düz yolda cruise kontrol biçilmiş kaftan. Bakın şimdi İnegöl'e girmek üzereyim. Cruise kontrolümü ayarlıyorum. 80 km hızdayım. Cruise kontrolü açtım. Daha yakından alırsak mesela buradan da göstereyim. Bakın şu an 80 km'yim. Hafif, yine çok hafif bir ramp ara var ama bu çok fark etmeyecek arkadaşlar. Şu an 2.7 yakıtım. Şu an gaza maza hiçbir şekilde basmıyorum. Öndeki arabayla da takip mesafemi koruyayım. Hatta biraz daha düşüreyim hızımı. Evet, şu an düzlükteyim arkadaşlar. Cruise kontrolü açtım. Saatte 80 km hızla gidiyorum. Bakın çok hafif bir rampada geldiği zaman çok hafif oynuyor. Şu an yakıtım arkadaşlar 3.2. 100 km ortalamada 3.2, 3.1. Şu an 2.7'ye düştü arkadaşlar. Şu an 2.6'da gidiyor. Bakın direksiyonu düz tutuyorum. Saatte 80 km. Tabi bunu 90'a da alacağız. Ama burada radar olduğu için düşük alıyorum. Bakın 2.7, 2.8 civarında gidiyor. Öndeki arabaya çok yaklaştığım için kapattım arkadaşlar. Genel hatlarıyla cruise control böyle arkadaşlar. Düz yolda yüksek viteste 80, 90, 100 ile kendinizin yapamayacağı yakıtı size araba daha düşük, minimal seviyelerde yaktırarak hem cebinize fayda sağlayacaktır. Belki zaman olarak sizi biraz geri itebilir ama hiç önemli değil. Yani sürüş güvenliği ve can güvenliğiniz her şeyin önünde gelir. 110 km hızla da gidebilirsiniz arkadaşlar. 110 km ile gittiğiniz zaman da takriben 5-5.5 civarında yakacaktır. Bakın unutmayın, 1.2, 2.000 motor, 2.5 motorlara göre bu değer düşebilir. Şehir içerisinde yüksek motor tabii ki biraz yüksek olabilir ama düz yolda yüksek motorun daha fazla avantajı var arkadaşlar. Ağırlığının vermiş olduğu ve motor gücünün vermiş olduğu ivmeyle birlikte yakıta size kazanç sağlayacaktır yüksek motor. Ben düşük motor, 1.2 motor 95 beygirlikle bile 90 km giderken gördünüz 3.5, 3.5, 3.8 civarında yakıt yakıyor arkadaşlar. Bu da gayet ekonomik. Düz yolda gitmek istiyorsanız cruise control özelliğini kullanın arkadaşlar. Otomobil meraklısı Ardalı kanalımın videoların devamını gelmesi için lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için değerli. Yorumlarınızı da videomuzun hemen altına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Beğeniler de bizi besleyecektir. İyi günler diliyorum. Emniyetli sürüşler diliyorum. Sağ olun. Kapatacağım.